Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün bir sigorta sektörünün analizini yapacağız. Aslında 2022'ye bir bakacağız nasıl geçti diye. 2023 hakkında da bir takım projeksiyonlar yapmak istiyoruz. 2022'yi konuşmadan aslında 2023'ü de konuşamayız. 2022'de neler oldu geçen sene, neler yaşandı? Mesela sigorta sektörü açısından değerlendiriyorsak ki o açıdan değerlendiriyoruz. İki konu yıla damgasını vurdu. Bunlardan bir tanesi işte kasko ve trafik sigortasındaki fiyat artışları. Genelde en çok konuşulan konu. İkincisi de bireysel emeklilik sisteminde tasarrufların ve emeklilik fonlarının büyümesiydi. Şimdi aynı şekilde 2023 devam edecek mi? Bunu bir konuşmak istiyoruz. Tabii sizlerden gelen sorular da var. Soruların özünde de şu yazıyor. Yine fiyat artırımı üzerinde duruluyor. 2023'te de kasko ve trafikte fiyatlar artacak mı? Genelde soru bu. Bunlara cevap arayacağız süremiz el verdiğince. En yetkili ağız Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli bizlerle birlikte. Kendisi hem sizlerden gelen soruları ben bir kefeye koyup soracağım. Hem de varsa yeni sorularınız yayın esnasında canlı yayında sorabilirsiniz. Hem Noyan Doğan'ın Twitter ve Instagram adresi üzerinden. Aynı zamanda arkadaşlarımız yayın esnasında bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Oradan da soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet efendim, 2023'te neler olacak? Bakış başlıyor. Evet efendim, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Benli. Hoş bulduk Noyan Bey. İyi seneler diliyoruz. İyi seneler herkese. Bitirdiniz mi? Artık 2003'e girdi mi sektör? Yoksa hala hesap kitap mı yapıyorsunuz? Aslında hesap kitap devam ediyor. Bu ayın sonu itibariyle netleşir tüm rakamlarımız, sonuçlarımız. Daha açıklanmadı. Daha açıklanmadı. Bir daha çağıracağız o zaman sizi. Ocak sonu itibariyle netleşir herhalde. Peki. Evet. Ama biz genel bir 2022 değerlendirmesi alalım. Yani ben girişte de bahsettim. Bana göre yıla damgasını iki konu vurdu. Bunlardan bir tanesi işte trafik ve kaskodaki otosigortaları dediğiniz alandaki fiyat artışları çok konuşuldu. Hatta ben buna magazine bile konu oldu diyorum. İkincisi de bireysel emeklilik sisteminin tasarrufların ve fonun artması. Onu bir kenara bırakalım şimdi. Şimdi 2022'yi biraz bu açıdan değerlendirirseniz 2023 sorularını soracağım çünkü. Buyurun. 2022 hayat dışı taraf için oldukça zor. Gerçekten önemli aşmamız gereken sorunların olduğu bir yıl oldu. Özellikle sizler tabii doğrudan ürün bazında odaklanırken ben tam genel üzerinden söyleyeyim. Teknik kârımız %51 düştü. Net kârımız da %2 düştü bir önceki seneye göre ki primimiz bir önceki seneye göre şu anki verilere göre, Kasım sonu verilerine göre %136 artarken. Yani prim girdi ama kâra dönmedi. Primlerimiz arttı, adetlerimiz arttı, sigortalarımız, ürünler arttı ancak teknik kârımız... Teknik kârla kastınız ne Atilla? Teknik kâr doğrudan işimizden kazandığımız para, yani mali gelirin içinde olmayan primleri topluyoruz. Aynı zamanda bir yerde de değerlendiriyoruz. Sigortacılık faaliyetinden Evet. Elde edilen kar gibi mi? Evet. Ve bu sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiğimiz primi mali gelir olarak da artı üstüne koyarsak da -2'ye geliyoruz. Üzerine bir de enflasyonu düşünürseniz karlılık açısından kötü, büyüme açısından İyi bir yıldayız. Bu anlamda 2022'yi biz tabii sigortacılar olarak bugünü düşünmüyoruz. Biz çok uzun vadeli planlar yapan, aktüaryal hesaplarla ilerleyen bir sektörüz. Geleceğe çok sağlam temellerle ilerlediğimiz bir yıl olarak değerlendirebiliriz. Tabii ben şöyle anlıyorum. Özel şu, büyüdük ama kazanamadık, kar etmedik, zarar ettik mi diyorsunuz? Doğru, evet. O da biraz enteresan değil mi ya? Yani bir sektör için bu kadar büyüyüp de kar etmemek... Şöyle, zarar etmek. Şimdi sigortacılık sektörünü işte üretim diğer sektörlerle aynı şekilde düşünmemek lazım. Sigortacılık sektörü uzun yıllara sahip hesaplamalarını yapar. Biz bugün
verdiğimiz bir teminatla 10 yıl boyunca taahhüt altına giriyoruz. Dolayısıyla hatta bizim hani karşılıklarımız sürekli denetim altında. Bütün verdiğimiz teminatlar için bilançolarımızda karşılıklar tutuyoruz. Bunlar da önemli aslında gider tarafındaki kalemlerimiz. Dolayısıyla orta ve uzun vadede Türkiye'deki sigorta sektörü dünyadan pozitif ayrışan hem büyüme hem karlılık anlamında. Özellikle pandemi döneminde ciddi bir pozitif ayrışma yaşadık. Büyüme açısından. Kar açısından. Çünkü pandemide biz primsiz olarak sağlık sigortalılarımıza ilave pandemi teminatını vermemize karşın aynı zamanda tabii frekanslar da düştü. Özellikle zararlı olan hem de sağlık. Sağlıkta da ertelendi talepler. Hastaneye gidişler azaldı. Bundan dolayı o dönemde işte aynı zamanda katastrofik iklim değişikliği nedeniyle dünyada yaşanan olayları da dikkate aldığımızda dünya ile Türkiye arasında pozitif bir ayrılma var. Ancak sigorta sektörü yerel olarak da çok fazla yönetilemeyen bir sektör. Çünkü bizler reasürans sistemi vasıtasıyla dünyadaki diğer sigorta sektörleriyle bağlantılıyız. 2022 yılı sonuçları itibariyle de biz güveni tazelediğimiz, geleceğe yatırım yaptığımız ancak yeterince kâr etmediğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Peki. Şimdi yayına girdik. İzleyiciden sorular var. Sorular da tahmin ettiğimiz yönde geliyor. Kasko ve trafikteki fiyat artışları. Şimdi 2022'de biraz bu iş damgasını vurdu gerçekten fiyat artışı. Bir bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü geçen gün bir beyanatınız vardı. Fiyat arttı dendiği vakit vatandaşa haksızlık yapıyorsunuz. Bize de haksızlık yapıyorsunuz, vatandaşa da. Şimdi halen aynı noktada mısınız? Şimdi sigortacılık matematik işi, aktüeryel bir konu. Fiyat artmadı. Fiyat ve prim farklı şeyler. Prim arttı, fiyat artmadı. Bizim işimiz riski satın alıyoruz biz. Tamam. Riski aldığımız risk, verdiğimiz teminat bizim ana malımız. Dolayısıyla 100 birimlik bir aracı verdiğimiz teminat, 200 birimlik verdiğimiz teminatla aynı fiyatta da olsa primi farklı olur. Pandemi öncesi 2019'dan bu yana şöyle bir incelediğim zaman rakamları şunu gördüm ben. %14 bizim fiyatımız. Yani vatandaşımız varlığının değerine bakacak. Hasar olduğunda benden kaç para isteyeceğini düşünsün. %14 müdür onun ölçüsü? Evet, yani ortalama %14. Bir aracın değerinin, 1 milyonluk aracın değerinin %14 ile çarptığınızda kasko fiyatı mı çıkar ortaya? Evet. Tamam. Ama o 1 milyonluk araç bu süreç içerisinde 4-5 milyon liraya çıktı. Tamam. Yine aynı araç 4-5 milyon lira değeri arttığı için yine %14 ile çarpsanız o tarihteki primle aslında aynı fiyatı vermiş oluyorsunuz. Hatta rakamlar şunu gösteriyor. %14 olan pandemi öncesi 2019'da %14 olan fiyat 2022 sonu itibariyle %12'lere düşmüş. Hatta %12'lerin de altında. Yani kaskoda fiyat daha ucuzlamış o zaman. Tabii kaskoda fiyat ucuzladı. Şimdi bir şey araya gireceğim. Fiyatla prim arasında sizin açınızdan fark nedir? Biz vatandaş açımızdan bu bunun bedeli neyse prim ona fiyat deriz. Sizin açınızdan? Şimdi daha net anlatmaya çalışayım. Aslında bu Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Genelde kazan doğurunca herkes inanıyor. Doğru. Kazan öldü deyince kimse inanmıyor. Ama Nasrettin Hoca fıkrası da böyle hatırlıyor zaten. Şimdi bir doğrudan bir mal aldığını düşünsün vatandaşımız. Atıyorum manavdan gitti 1 kilo portakal aldı. 1 kilo portakalın fiyatı 10 liraysa işte enflasyonla oradaki fiyat artışıyla 3 ay sonra gittiğinde 12 lira ödüyor. Doğru. Bizde ise bu ödediği 12 lira ödediği şeyi araç üzerinden, varlık üzerinden düşünün. 10 lira olan talebi, yani aslında portakal isteyen vatandaş. Bizde de teminat isteyen vatandaş. Doğru. Diyor ki benim diyor 100 liralık bir aracım var. Yarın bir gün pert olursa, kaza yaparsam, herhangi bir hasar çıkarsa bana bu 100 lirayı ödeyeceksiniz. Sonra kaskoda yine diğer sektörlerde olmayan şöyle bir şey var. Bizler aynı zamanda bu bir yıl içerisindeki
fiyat artışlarındaki varlığın, fiyat artışlarının da teminat dahil. Gelecek evet. Bir yıl için. Tabii. Bugün kasko yaptıran bir kişi aracının fiyatı 100 birimse bir yıl sonra işte bu enflasyonla, değer artışıyla, lojistik krizde çok sebep var bu dönemde. İşte döviz artışıyla varlığının fiyatı artacak. 150 lira olacak. 150 lira olduğu için biz ondan ek prim almayacağız. Başta ne ödediyse onun üzerinden o gün itibariyle 365. günde raiç bedel üzerinden teminatı ödeyeceğiz. Bunu da kaskoda var galiba. Bir tek kaskoda var. Evet. Bu ekstrem bir şey. Bunu da hesaba katması lazım. Yani biz hasar olduğu zaman vatandaşımız, sigortalımız aracının değerinin çok daha yüksek olduğu şeklinde bir yaklaşımda bulunurken prim ödeyeceği zaman bunu çok aklına getirmiyor. Ben onu şöyle yorumluyorum. Vatandaşın aracını satması gerekiyor ki değer evet. artışı evet. olduğu anlaşılsın. O zaman hani kaskonun aslında fiyatının makul olduğunu anlayacak. Fakat tabii vatandaş aracı satmadığı için kasko da cebinden çıktığı için fiyatı bu sefer yüksekliğinden şikayet ediyor. Doğru. Satmasa dahi aslında herkes çok bilinçlendi. O yüzden şunu görüyorum ben. Kaskoda adetler artıyor. Yani eskiden... Ha öyle mi? Mesela bu etkilemedi mi? Tabii. Yani söylem arttı. Tabii fiyat artışı şeklinde primlerin. Genel bir fiyat artışı olduğu için. Ama aslında daha önce 15 yıllık bir araca, 20 yıllık bir araca kasko yapılmazken şimdi yapılıyor. Çünkü değeri arttı. Ve o değeri riske etmek istemiyor vatandaş sigortalı. Bunun örneklerini biz çok hani rahatlıkla şeyde rakam da verebiliriz. Ancak şu da var bunun yanında. Bir de değer artışı davası açılıyor ilave olarak. Hasar gerçekleşiyor. Hasar gerçekleştikten sonra bunun işte raiç bedeller üzerinden ödemesi yapılıyor. Ancak diyor ki benim aracımın değeri de arttı. Bir de ayrıca biz bunu da teminat altımız. Bu değer artışını da ödüyoruz ilaveten. Mevcut raiç bedellerden ödesek yani de. Özü şu, biz kaskoda herhangi bir prim ya da fiyat artımına gitmedik, aksine düşürdük. Bu bir herhalde bir algı evet, sorunu var, bunu çözmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Primle fiyat arasındaki teknik tanımı iyi anlatamamız. Prim diyelim yani. Bundan sonra, fiyat demeyelim, evet, doğru mu? Doğru. Tamam, biz de öyle düzeltelim o zaman. Trafikte? Trafikte biliyorsunuz tavan tarife var. Evet. Bir zorunlu bir poliçe. Dolayısıyla o Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurulu'nun belirlediği tavan tarife üstünden hizmet veriyoruz. Orada da %139 hasar prim var ve %199 da bileşik rasyo var. Yani biz her 100 liralık teminat prime karşılık 200 lira orada para harcıyoruz. Cebinizden mi harcıyoruz? Cebimizden. Tabii 7.9 milyar yani 8 milyar lira bu sene trafik sigortasından zarar var. Şimdi 2023'te de bu devam edecek mi? Şimdi asıl soru 2022'yi anlattık tamam. Mesela eminim izleyicilerimiz de sizin bu fiyat prim hassasiyetinizi anladılar. 2023'te de kasko bazında sorayım. Çünkü zaten herhalde öbürsüne bir şey yapamıyorsunuz. Onu devlet belirliyor galiba. Evet, evet zorunlu tarif. Kaskoda bu fiyat artışı aynı minvalde devam edecek mi? Yoksa hani bizim bir pik noktasına ulaştı artık daha fazla olmaz mı? Bu prim artışı ne olacak? Sigortada prim artışlarını, işte oto sigortaları için konuşuyoruz şu anda. Kur, enflasyon, işçilik, asgari ücret. Yani asgari ücret %50 arttı. Evet. %55 evet. Hatta kümülde %94 evet. arttı. Doğru totale bak. Bunların hepsi bizde maliyeti belirliyor. Bedeni hasarlarda tazminat ödeme hesaplamasını etkiliyor. Şimdi bunlar %94 artarken asgari ücret üzerinden bile hesaplasak fiyatın aynı kalması mümkün görünmüyor. Hani kalabilir ancak şirketlerin bu konuda hani bilanço olarak sürdürebilmesi imkan dahilinde görünmüyor. Buradan bakarsak evet bir fiyat artışı olacak. Olmaması pek olası gözükmüyor. Ancak bu dönemde yaşadığımız, pandemi sonrası dönemde yaşadığımız, çünkü 2-3 yıllık bir düzeltme oldu 2022'de. Aynı
oranlarda olacağını düşünmüyoruz. Artık belirli bir rakamı bulduğu için maliyetler ve enflasyon baz etkisi nedeniyle 2022'ye göre çok daha sıkıntısız bir artış olacağını düşünüyorum. Yani artacak ama öyle %200-300'ler bir artış yok. Evet. Yüzde enflasyon %40'sa, 50'se, 60'sa o kadar artış olur diyorsunuz. Evet. Tahmin ediyorum. 2023'te araç değerlerinde, bedellerinde artış bekliyor musunuz Atilla Bey? Çünkü sizler tabii bütün bu fiyatları, primleri belirlerken raporlar ve analizlere göre. Şimdi biz bunu normal kaskodaki fiyat, bir de eğer bedeller artarsa böyle bir beklenti üstüne kurguluyor musunuz? Şimdi özellikle çip krizi, lojistik kriz nedeniyle geçtiğimiz yıllarda çok arttı bu araç bedelleri. İşte son 2 yıla bakarsak ortalama %130, son 3 yıla baktığımızda %306 bir artış var araç bedellerinde. Bunlar da primlere yansıyor tabii. Bu yıl içerisinde de ben bu lojistik krizi ve çip krizi nedeniyle, tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bedellerin düşmesinin zor olduğunu, ancak geçtiğimiz dönem kadar olmasa da yine bir bedellerde artış bekliyorum. Ancak bu bir kıymetin belirlenmesini etkiliyor. Fiyat ve birim üzerinden düşünürsek sigorta fiyatının artışı anlamına gelmez. Ama toplam ödenen cepten çıkacak parayı artıracaktır bedeller. Sağlık sigortasını konuşmuyoruz. Biz bu arada gerçekten dikkat ettim de geçen sene de kasko ve trafiği konuşmaktan başka ürünleri konuşamadık. Başka ürünleri de geçtim. Hadi konuşmayalım. Tamam, onu sonra konuşuruz. Bir kenara bırakalım derim de. Mesela sağlıkta ciddi fiyatı artan ürünler içindeydi. Hakeza işte enflasyonda da 3. 4. kalem olarak ortaya çıktı. Aynı uyarlamayı orası içinde mi yapacağız? Şimdi zaten orada da bir uyarlama oldu. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası nispeten özel sağlık sigortasının bir alt segmenti gibi daha butik, daha doğrudan hastalık ve hizmet odaklı. Özel sağlık sigortaları biraz daha geniş kapsamlı, biraz daha lüks, biraz daha rahat, A plus hastaneleri içerisinde alan şeyler. Dolayısıyla maliyetleri de birbirinden farklı. Geçtiğimiz yılda gördük ki bu fiyat artışları nedeniyle özel sağlık sigortalarından tamamlayıcı sağlık sigortalarına bir geçiş var. Tamamlayıcı sağlık sigortası hızlı bir artışla 3,5 milyona yaklaşırken 3 milyondan 2,5 milyonlara düştü özel sağlık sigortası. Ben bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü özel hastaneler, bizler sağlık sigortalarını yine medikal enflasyon üzerinden hesaplıyoruz. İşte Türk Tabipler Birliği'nin tarifesi ve SUT dediğimiz bir tarife var. Bunun kat sayıları olarak hesaplanan bir sistem. İşte Tabipler Birliği çok yakın zamanda bir artış yaptı. Önümüzdeki dönemde tekrar yapacak. Böyle bir duyum aldık. Öngörülebilir ve şeffaf olması lazım ki bizler fiyatlamayı doğru yapabilelim. Sigortacılar olarak bu anlamda tedirginiz. Çünkü Tabipler Birliği ara zamlar yapıyor. Biz poliçeyi kesiyoruz, teminatı veriyoruz. Sonra maliyetimizle ilgili artış kararları alınıyor. Bunlar da bizi önümüzdeki yıl için zorlayacak unsurlar. Ne kadar sağlık fiyatlaması, sağlık enflasyonunda fiyatlar öngörülebilir olursa biz de o kadar doğru fiyatlama yapabiliriz. Bu anlamda bir gelgitler olacaktır sağlık fiyatlamasında. Ancak yine geçtiğimiz yıllardaki pandemi sonrası düzeltme artık 2023'te o oranda olmayacaktır. Yine bir baz oluştuğundan kaynaklı. Sağlıkta hasarlar da arttı galiba. Pandemide çok rahattınız. Tabii. Yani hasar yoktu. Üzerine katlanarak yani. Tabii. %170'lere çıktı. %170 evet, hasar. Evet. Çünkü ertelenen bir talep de vardı sağlık hizmetlerine. Bunların da çoğaldığını görüyoruz. Ancak burada tamamlayıcı sağlık sigortası 2023 için yeni segment ürünleriyle, yani biraz daha üst segment, orta segment ürünleriyle sağlık sigortasında merkeze oturacak diye görüyorum. Anladığım kadarıyla bugün 2022'de ne konuştuysak 2023'te de sektör olarak biraz onları konuşacağız gibi geliyor. Doğru mu? İlk 6 ay aynı sürecin devam edeceğini tahmin ediyorum. İlk 6 ay sonuçlarına göre yeni ürünlerin de etkisiyle ikinci 6 ay şekillenecektir. Zaten bilmiyorum, bilançolarda genelde 3 ayda bir tekrar gözden geçirilir. Gerekli düzeltmeler yapılır. 2023'te öyle bir yıl olacak ama 100. yıl olması sebebiyle hepimiz daha başka
rakamlardan daha çok duyguların çok daha güzel bir yıl olması için sektör olarak normalin dışında çalışmalarımızın yapılacağı bir yıl olacak. Bundan dolayı 2023'ten umutluyuz. Peki, rakamlar açıklandığında bir daha bekliyoruz sizi. Biraz da rakamlar üzerinden konuşalım istedim. Çok teşekkür ediyorum Atilla, ben de ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.